Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız. Hepinize hoş geldiniz. Bugün kampımızın ikinci günündeyiz. Bugün iki tane video yayınlayacağım. İkisi de konu anlatım videosu olacak. Ve bugünün ilk videosunun konusu tek ve çift sayılar gençler. Dün biliyorsun temel kavramlarda neyi işlemiştik biz? Sayı kümelerini ve sayı kümelerine noktayı koyduk. En büyük en küçük problemleriyle alakalı sorular çözdük toplamlarının sabit olduğu durumda çarpımları minimum, maksimum nasıl olur, nasıl biter bunları gördük. Veya çarpımları verildiyse toplamları nasıl bulunur bunları gördük. Şimdi bugün seninle birlikte tek ve çift sayıları ve bunlarla alakalı kazanım problemleri, kazanım soruları dahi olsa sınavda karşına çıkabilecek örnekler çözeceğiz. Ve hemen arkasından gelen videoda da gençler ardışık sayıları işleyeceğiz. Bu üç konuyu bitirdikten sonra yani bugünden sonra yarın artık ÖSYM bakışı videonuz gelecek. Abi haberiniz olsun. Birbirinden güzel ÖSYM bakış açılarıyla hazırlanmış 41 tane örnek çözeceğiz gençler sizlerle. Umarım derse hazırsındır. Kitabını almışsındır. Hazırsan eğer geçebiliriz dersimize. Evet tek ve çift sayıları işleyeceğimizi söylemiştik. Hemen şöyle bir bakış atalım. 2 ile tam bölünebilen tam sayılara çift sayılar denir. 2 ile tam bölünmesi kafi arkadaşlar. Bir tam sayının çift olabilmesi için. 2 ile tam bölünemeyen sayılarda tek sayılar denir. Şimdi bir sayı 2'ye tam bölünüyorsa 0 kalanını verir. Tam bölünemiyorsa da 1 kalanını verir. Başka bir kalan alternatifi yoktur. Çünkü biliyorsun bir sayı 5'e bölünüyorsa maksimum 4 kalanını verir. O zaman 2'ye bölünüyorsa maksimum 1 kalanını verecektir. Yani 0 veya 1 kalanlarını verir bir sayı 2'ye böldüğümüz takdirde burada tam bölünüyorsa yani kalan sıfırsa çift sayılar kalan birse tek sayı diyebiliriz biz buna. Çift sayılar kümesini bu şekilde ifade edebiliriz. Bak negatif sayılarda çift olabiliyormuş. Burada gördüğünüz üzere eksi 2 0 2 gibi bak pozitifler sıfırda bir çift sayıymış. Ve ekstradan şunu da söylemekte fayda var. Çift sayıları biz genellemek istiyorsak bir harfle göstermek istiyorsak veya bütün çift sayıları niteleyebilecek bir şeyi göstermek istiyorsak bunu 2n'le gösterebiliriz. 2 çarpı n. n bir tam sayı olmak üzere ben o tam sayıyı 2 ile çarptığım takdirde sonuç ne olursa olsun mutlaka sonuç çifttir. Tabi eksi 2n de bunun negatiflisidir. Tek sayılar kümesini nasıl göstereceğiz ama 2n-1 ile. Formüllerde falan da 2n-1 kullanarak göstereceğiz bunları. İşte 0 civarındaki tek tam sayıları gösterecek olursak da eksi 3, eksi 1, 1, 3 diye. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bunlarla alakalı şeyler nelerdir? Şunlar Bak dikkat ettiysen çift sayıların da arasında ikişer fark var. Tek sayıların da arasında ikişer fark olacak. Tamam. Tek sayıları çift sayıları bu şekilde niteleyebiliriz. Pekala. Çift ve tek sayılar denildiğinde sadece tam sayılar düşünülmedi. Tam sayı olmayan sayılarda çift ya da tek diye yorum yapmayacaksın, yapamazsın. Tamam. Teklik çiftlik sadece tam sayılarda aranan bir mevzu. Sakın ha böyle e, ben böyle nasıl diyeyim ee, öğretmenliğimin ilk yıllarında böyle e, bazı böyle matematiği zayıf gruplar vardı. E, matematiği zayıf diye tabii onları çok seviyordum ama matematikleri zayıftı. Temel matematik eğitimi alamamışlar zamanında. Görmemişler veya kendileri çalışmak istememişler, çalışmamışlar. Ben onları keklemek için sorardım. Böyle 0,5 falan hani tek mi çift mi diye. Onlar da dedi tek derdi. Niye? Sonu çünkü tek sayı derlerdi. Yani güzel ama 0,5 ile 0,50'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ama buna da çift diyorlardı. Bundan kaynaklı hani tek sayıları çift sayıları tam sayılarla aranacağını bil. Tamam. Başka bir şey düşünmene gerek yok. Teklikle çiftlikle alakalı. Şimdi iki tane sayı düşünelim. E bu sayıların toplamları veya farkları hakkında çift midir tek midir bunun yorumunu yapalım. Şimdi toplarken de çıkarırken de hiç fark etmeden fark etmeyecek. Çifte çifti toplayıp çıkarırsan karşında çift alırsın. Tekle teki toplayıp çıkarırsan karşına yine çift gelir. Ama bunlar teklik çiftlik bakımından birbirlerinden zıtlarsa yani birbirlerine zıtsa çiftle teki veya tekle çifti hiç fark etmez hangisinin nerede olduğunu sonuçta toplama işleminin değişme özelliği var. Fark işlemini de düşündüğün takdirde zaten bu buraya bu buraya geldiğinde hiçbir şey değişmeyecek. Ee, sonuç değişecek ama sadece negatiflisi olacak. Fark etmez yine tektir diyebiliriz. Yani ikisi birbirinden farklıysa tek, ikisi aynı aynıysa teklik çiftlik bakımından çifttir diyeceğiz. Peki çarpımlarda ne olacak hocam? Çarpımlarda olay şu. Çarpmanın içerisinde bir çift sayı varsa sonucu mutlaka çifte götürecektir. Çiftle çiftin çarpımı, çiftle tekin tekle çiftin çarpımı mutlaka çifttir. Sonucu tek olan sadece bir şey var. O da tekle tekin çarpımının tek olması. Bunu soruların içerisinde çok fazlaca kullandırırız. Yani dönüp dolaşıp aynı ekmeği ıslatıp ıslatıp önüne koyarız. Yani hani hiç üşenmeyiz buna da. Çünkü o kadar değişik soruların içerisinde bunu kullandırtırırız ki arkadaşlar. Hani sana gına da gelmez biliyor musun? Sıkılmazsın da. Yani bak bu, bu da mı artık? Bu da mı böyleymiş? Demezsin de yani. Hani birbirinden farklı soru çeşitlerinin içerisinde özellikle bunu... Efsanevi bir biçimde kullanırız, haberin olsun. Şimdi özellikleri incelemeye devam edelim, tek ve çiftlerle alakalı. Ee, öncelikle şuna bakalım, tek sayıların bütün doğal sayı kuvvetleri tektir. Şimdi tek sayıların bütün doğal sayı kuvvetlerinden bahsediyoruz. Doğal sayı den dendiği zaman aklımıza ilk gelmesi gerekiyor? Tabii ki sıfır. Şimdi sayma sayılarından onu ayırt eden şey sıfırdır. Demek ki sıfırıncı kuvveti dahi tek oluyormuş. Çift sayıların da pozitif doğal sayı kuvvetleri çifttir. Yani sıfırı dahil etmiyoruz dikkat ettiysen. Çünkü bir çift sayı düşünelim. Çift sayı 14. Abi 14'ün tamam eyvallah bütün sayma sayı kuvvetleri çifttir. Ama ben 14 haricinde farklı bir sayı da olabilir. Sıfırıncı kuvvetini aldığım takdirde bu bana 1'i vereceği için bu tek sayıdır işte. Yani bunu da öncüllü soruların içerisinde çok güzel yerleştiririz. Hani sıfırıncı kuvveti genelde genel itibariyle öğrenciler unuttuğu için de eski mesela çiftin çift kuvvetleri çifttir abi. Ha, bitti bak. Yanlış. Niye? Sıfır bir çift sayı çünkü. Bak sonuçta çiftin çift kuvveti oldu. Veya sıfırın sıfırıncı kuvveti. Belirsizdir. Yani sen her zaman çiftin doğal sayı kuvvetleri çifttir diyemezsin. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsiz sonuç olarak bunlara dikkat ediyorsun. Tamam mı? A, B, C, D bunların çarpımları kaç tane sayı olursa olsun hiç fark etmez. Eğer çiftse bunlardan bir tanesi en az bir tanesi mutlaka çifttir diyoruz. Ne demiştim yukarıda işin içinde çift varsa sonuç çifttir çarpma işlemlerinde. Bundan kaynaklı bunlardan bir tanesi en az bir tanesi çifttir diyoruz. Eğer bu çarpımın sonucu tekse hepsi tektir arkadaşlar. Bir tane bile aralarında çift yoktur. Çünkü aralarında bir tane bile çiftin olması sonucu çift yaptıracaktı bize. Ardışık iki tam sayının toplamı tek çarpımı çifttir. Mutlaka bu böyledir. Neden? Çünkü eğer ki ben çift bir sayı seçersem 2n bunun ardışı ardıllarından birisi nedir? 2n-1 veya artı 1 hadi artı 1 diyelim. Eğer ki ben bunları toplarsam ne olur biliyor musun? 4n artı 1 olur. 4n 4 ile çarpıldığı için çifttir. Çiftin üstüne 1 eklediğin takdirde mutlaka sana tek bir sonuç doğuracaktır. Bak toplamları tek oldu. Çarparsan e bu zaten çift olduğu için bunlardan birisi mutlaka çifttir. Yani ardışık iki tane tam sayıdan bahsediyoruz. Küçüğü tekse büyüğü çifttir. Küçüğü çiftse büyüğü tektir zaten. Dolayısıyla işin içinde çift sayı var. Çarpımları mutlaka çifttir. Ve n birden büyükse n faktöriyel daima çifttir. Burada faktöriyelle ile alakalı da söylemek istediğimiz budur. Faktöriyelli sayıları düşündüğün takdirde sonucu bir olan sadece 0 ve bir faktöriyel vardı hatırlarsan. 2 faktöriyelden itibaren o da dahil olmak üzere tüm faktöriyelli sayılar daima çift sayılar çift sonuç veriyordu bize. 20. kazanım örneğimizdeyiz artık. Aşağıdaki ifadelerin tek sayımı çift sayımı olduğunu belirleyiniz demiş. Şimdi düşünelim. Tek bir sayı var ve sayma sayı kuvveti var. Bu bize tek bir sayı verecektir. Yani tek olacaktır. Yine tek sayının 30. kuvveti tektir. Dolayısıyla tekle teki toplarsan da sonucun çift olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İki sayısı 2'nin 2024. kuvveti çifttir arkadaşlar. 7'nin 0. kuvveti 1 olduğundan çift sayıya 1 eklediğim takdirde sonucun tek sayı olması gerektiğini söylemiştim. 93 tek sayıdır ve tekin sayma sayı kuvveti dediği için burası daima tektir. Ve 20'nin 100. kuvveti de 20 çift sayı olduğu için burası da çifttir. Ve tekle çiftin toplamı bana daima tek sonuç verecektir. 10 faktöriyel. E ne demiştim? 0 ve 1 faktöriyel harici bütün faktöriyelli sayılar çifttir. O halde 10 faktöriyel de çifttir. Ve 2023'ün 3. kuvveti tek sayıdır çünkü 2023 tektir. Çiftin üzerine tek eklersem sonuç daima tek olacaktır. 5 üzeri 11, 5 sayısı tek olduğu için 11. kuvveti de tektir. 2 üzeri 10 çifttir, Çiftten 1 çıkarırsam daima sonuç tektir. Tekle tekin çarpımı da bana teki verir. 3 üzeri 20 demiş, 3 üzeri 20 dediğimiz sayı tek sayıya eşittir. 3 de tekti. E ben tek sayıdan tek sayı çıkarırsam sonuç çift olacaktır. Ve şuranın sonucu ne olursa olsun bundan bağımsız olarak çift bir sayıyla buradaki sayıyı çarptığımız takdirde sonuç daima çift olacaktır diyebiliriz. Yani sadece ilki ve sonuncusu çiftmiş. Diğer geri kalan tamamı tek sayıya eşitmiş dedik sevgili gençler. Bu sayılar bu ifadeler için. Dedim ve sağ üst tarafa doğru geçiş yaptım. 21. kazanın bakıştayız artık. A artı 4 tekmiş. B eksi 7 de çift tam sayıymış. Şimdi A artı 4 tekse. A artı 4 eşittir tek dedim. Şimdi çifte ne eklersem tek sayı olur. Tabii ki tek sayı eklersem. O halde ben A sayısının tek sayı olması gerektiğini anladım. Bir de B eksi 7'nin çift olduğundan bahsetmiş. Peki burası neydi? Tek. Hangi sayıdan tek sayı çıkarsa çift sayı kalır. Tabii ki tekten tek çıkarsa çift kalır. Dolayısıyla B sayısının da tek olması gerektiğini gönül rahatlığıyla anladık. Pekala ikisi de tekken 3 tane öncül var. Daima çift olan soruluyor bize. 3A demiş. A sayısı tek de tekle tekin çarpımı tektir. B de tekti. Tekle tekin çarpımı tektir. Tekle tekin toplamı bana çift sayı verir. Dolayısıyla birinci öncül daima çifttir. Geldim 2'ye. Burayı A parantezine alacak olursam a B yapacaktır. A sayısının tek olduğunu biliyorum. A B yani tekten tek çıkarsa sonuç çift olacaktır. Tek de çiftin çarpımı da bana yine çift sayı verir. Dolayısıyla kesinlikle 2 de bana neyi verir? İkinci ifadede bana çift sayı verir. A kare demiş. e Tek sayının karesi daima tektir. Bundan kaynaklı üçüncüye eridim. Doğru cevabım 1 ve 2 olacakmış. 2 dedim 3 yazdım. 2 olacakmış. Gençler. Evet. 21. örneğimizi çözdük kitabımızdaki ve devam ediyoruz. 22 ile ABC birer tam sayı. A kere B'ye 2023 eklemiş ve bunu 2024'e bölmüş. Eşittir C olmuş. ABC'nin için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye soruyor. Bak daima doğru olacak unutma. Şimdi burada e, şu pay kısmı sabit kalsın istiyorum. A kere B artı 2023 eşittir diyorum. 2024'ü sağ tarafa C'nin yanına çarpma olarak gönderirsem 2024 C olacaktır. Şimdi C'nin ne olduğunu bilemem. Niye? Çiftle çarpılmış. Yani C burada tek de olabilir çift de olabilir. Ama 2024 C daima çift bir sayıya eşittir dedim gençler daima çift. Peki sol tarafa baktım 2023'ün tek sayı olduğunu görüyorum. Şimdi ben hangi sayıyla tek sayı toplarsam sonuç çift olur? Tabii ki tek sayıyla tek sayı. Peki A ile B'nin çarpımı tekse demek ki A da tektir. B de tektir. Ama C hakkında yorum yapamam. Tek de olabilir çift de olabilir. Dolayısıyla C hakkında bir yorum varsa bir şıkkın içerisinde o halde o şıkkı elemem gerekiyor. Mesela C çifttir demiş eleyeceğim. C tektir demiş eledim gitti. Şimdi ne diyor? A tektir, B çifttir diyor. Hayır, ikisi de tekti. Bu da gitti. A ve B çifttir demiş. Bu da gitti. Demek ki cevabımız E'ymiş. E'ye bakıyoruz. A ve B tektir demiş. Evet, kesinlikle daima her zaman diye bahsedebileceğimiz, doğruluğundan şüphe etmeyeceğimiz tek şık burada E şıkkıydı sevgili gençler. Devam ettim. 2000, 2023 neyse 2023 beni andı. 23. kazanım bakışımızda. A kare artı 7 çiftse demiş. Hangisi kesinlikle çifttir? Şimdi A kare artı 7 eşittir çift yazdım. Ben 7'nin tek sayı olduğunu biliyorum. Tekin üstüne ancak bir tek sayı eklersem sonuç çift olacaktır. Bundan kaynaklı a kare kesinlikle tektir dedim. Şimdi burada genelde yapılan sıkça hata şu. A kare tekse diyor öğrencimiz. A sayısı da tektir diyor. Çünkü ben tek sayının karesini alırsam sonuç tek gelir diyor. Ve A tekse diyor başlıyor çözmeye. Şimdi burada yapılan hata buydu. Peki bu neden hatalı? Aslında kurduğum cümle çok mantıklı. Yani a kare sayısı tekse a da tektir. Eyvallah, mantıklı. Lakin eksik. Şu cümleyi söylemiş olsaydım o zaman okey derdik. A tam sayısı demiş olsaydık o zaman eyvallah. Ama ben a'nın tam sayı olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla ben burada a'nın tek a sayı olduğunu dile getirebilmem için tam sayı olduğunu bilmem gerekir. Mesela burada a kare tektir demiş ya ya a kare 3 ise ki a sayısı da burada kök 3'tür veya a sayısı eksi kök 3'tür biliyorsun kök 3'ün ve eksi kök 3'ün kareleri 3'tür. E şimdi a kök 3 veya eksi kök 3 ben a sayısına tektir veya çifttir diye bir yafta yapıştırabilir miyim? Tabii ki hayır. Bundan kaynaklı ben burada a hakkında yorum yapılamayacağımı dile getiririm. Sadece tek bir yorum yapabilirim. A kare sayısının tek olduğunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. A karenin kuvvetleri hakkında da yorum yaparım. Onda sıkıntı yok ama a kare üzerinden ilerleyeceğim. A'ya kesinlikle bir geçiş yapmayacağım. Peki a hakkında yorum yapamıyorsam gitti. Gitti. E şimdi şuna baktığımız takdirde de bu a kare çarpı a değil midir? Artı bir de 93 var değil mi? Şimdi a karenin ben tek olduğunu biliyorum da a hakkında yorum yapamam. O zaman c de gitti. Şimdi devam edelim. A kare tekti. A üzeri 4 yani a karenin karesinden bahsediyoruz. A üzeri 4'tür değil mi bu? Bir tek sayının karesi de yine tektir. Dolayısıyla burası tek. 5 ile çarptım yine tek geldi. Tekin üstüne 2024 gibi bir çift sayı eklersem sonuç daima çift artı tekten tek olacaktır. E benden çift isteniyordu. O zaman D de gitti. Geldim E'ye. Bir de E'yi kontrol edelim hocam. A kare sayısı tekti. Tekle teki çarptım. Tek geldi. Tekin üstüne tek ekledim. Sonuç ne oldu? Çift oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Cevabımız E şıkkıydı dedik gençler. 24. kazanım bakıştayız. X ve Y birer tam sayı. 2x artı 5y artı 2y artı 17. Bu ifade çiftmiş arkadaşlar. Peki bunlardan hangisi veya hangileri daima kesinlikle çifttir diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben 2x'in çift olduğunu zaten biliyorum. Çünkü 2 ile çarpılmış. Tamam. Şu kısımda da y parantezini alacak olursam burayı 5 artı x gelecektir. Eşittir. Hani burası çiftti. Çiftti. E bu da tekti. Değil mi? Şimdi ben eşittir'i boş ver. Şöyle yapalım. Şu çiftken bu tekken toplamları tektir. Bunun üstüne bir de tek ekleyeceğim. Tamam mı? Ve ben bu sayının ne olduğunu biliyorum. Çift olduğunu biliyorum. Peki tekle neyi toplarsam çift olur? Tabii ki teki. Şimdi bak ne demiştim ben sana? Tekle tekin çarpımının tek olduğu muhabbetini biz hiç yılmadan usanmadan sana bunu kullandırırız. Bu kazanımı mutlaka veririz. O yüzden bunu soruları içerisinde gördüğün zaman direkt hiç şüphelenmeden yapıştır. Hangi iki sayının çarpımı tektir? Tek de tekin. Demek ki bunların ikisi de tek. Yani bu da tek olacakmış. Bu da tek olacakmış. Yani ben y sayısının tek olduğunu biliyorum artık. Şimdi burada 5 artı x tekse tekin üstüne ne eklersen tek olur. Tabii ki çift. Demek ki x sayısı kesinlikle ama kesinlikle çiftmiş arkadaşlar. Y tek ve x çiftmiş. Şimdi geldim. Kesinlikle çift olan soruluyordu. Öncüllere mi bakacağım? X sayısı çifti bu tekti. Çiftle tekin toplamı daima tek sayı yapacaktır. Birinci öncül gitti. Ee, X sayısı çiftken çiftle teki çarparsam sonuç çift olacaktır. 2'yi aldım cebe attım ve çiftin tek kuvvetinden bahsediyor şimdi. Çift bir sayının tek kuvveti acaba çift midir? Evet çift gibi duruyor değil mi? Yani çift gibi duruyor. Ee, gönlümüz bunu istiyor. Ama ama şimdi X'i gittim 2 kabul ettim abi. Y'yi de. Tek sayı olacak ya, eksi 1 kabul ettim. Hayda, eksileri unuttun değil mi? Ama ne demiştim? Sadece tam sayılarda aranır teklik çiftlik ve ilk ders ilk dersimize de demiştim ki tam sayılar denilince aklımıza ilk negatif sayılar gelecek. Şimdi 2 üzeri eksi 1 dediğimiz olay 1 bölü 2'dir ve teklik çiftlik sadece ama sadece tam sayılarda aranırken ben 1 bölü 2'nin tekliğini çiftliğini kontrol dahi edemem. Dolayısıyla bu kesinlikle çifttir diyemem. Ha mesela şöyle olabilir. Eksi 1 değil de 3 seçmiş olsaydım evet 2 üzeri 3 kesinlikle 8'dir ve çifttir denilebilir. Ama kesinlikle diye sorduğu için benim bu durumları da düşünmem gerekiyor. O halde size bir taktik mutlaka bir köşeye şuraya iliştirin arkadaşlar. Renkli postit kağıtlarınız da olur. Size bir taktik. Bu dediğimi asla ama asla unutmayın. TYT'de de, AYT'de de, MSÖ'de de işinize yarayacak. Hemen yazın, not alın. Eğer sorunun kökünde daima her zaman kesinlikle gibi ifadeler varsa sen öncüllerin kesinlikle doğru olduğunu ispat edemezsin etmeyeceksin. Tamam buna yoğunlaşma sen şuna odaklanacaksın kesinlikle daima her zaman gibi soru kökleri varsa sen bu öncüllere aksine örnek vermeye gayret göstereceksin. Eğer bir tane bile aksine örnek gösterebiliyorsan o öncülü eleyeceksin. Gösteremiyorsan doğru kabul edeceksin. Tamam bu kadar basit. Pekala cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş dedik. Geçtik 25. kazanım bakışa. A ve B tam sayıları için. A 17-2B'ymiş. Olduğuna göre 3 tane öncül var. Yine daima doğru olan soruluyor bize. Şimdi şöyle. A'nın tek sayı olduğundan bahsetmiş. Çift olduğunu gösterebilir miyim? Veya buna gerek var mı? 17 sayısının ben tek sayı olduğunu biliyorum. E 2 b de 2 ile çarpıldığı için bak B tam sayı demiş ya 2 ile B'yi çarparsam o da çift olacaktır. E şimdi doğal olarak ben tek sayıdan çift sayı çıkarırsam sonuç tek sayı gelecektir. Yani ben A sayısının tek sayı olduğunu buldum. O halde A tek sayıdır ifadesi benim için doğru. A sayısı B sayısından büyüktür demiş. E şimdi aksine örnek vermeye gayret göstereceğiz ya ben şöyle bir şey yapsam. A eşittir 17 eksi bak B'yi 8 seçtim. B8 olursa B eşittir 8 için. Böylelikle şurası 16 olmaz mı olur? 17'den 16 çıktı 1. A kaç geliyormuş? 1 geliyormuş. Şimdi 1 8'den büyük mü? Değil. Bak aksine örnek verdim. Cortladı. 3'e bakıyorum. A ve B sayılarının her ikisi de pozitiftir demiş. Aksine örnek verilebilir. Mesela 17 eksi B'yi 9 seçtim. 2 kere 9. Ne yapar? Eksi 1 yapardım. Yani B eşittir 9 ise A eşittir eksi 1'miş. Yani ikisi de pozitif olmadı. Ama daima doğru olan soruluydu. Aksine örnek verebildim. O halde bu da cortladı. Doğru cevabımız bizim. Yalnız 1 olacaktı gençler. Evet. 25. kazanım bakışı bitirdik. Devam ediyoruz. 26 ile. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A kare artı A B eksi 5 A eksi 5 B sayısının tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre bu ifadelerden hangileri çift sayıdır diye soruluyor. Bakın Yine aynı şeyi gizlediğimiz, yine aynı şeyi sorduğumuz, sorguladığımız bir soru. Tekle tekin çarpımı tek midir? Burada ne alaka şimdi? İyi dinliyorsun beni. Örnek veriyorum ben e, eğer ki şu a kare ile e, a kare ile a ortak çarpan parantezini alsam. Yani ikisinde de a olduğu için a parantezini aldım. a artı b geldi. Doğru mu? Şimdi şu kısımda da şurası artı. Eksi 5 parantezini alınırsa ifademiz yine a artı b olacaktır. Doğru mudur? Doğru. Gördüğün üzere A artı B'ler burada bu sefer ortak olduğundan ben bu sefer bunu A artı B ortak çarpan parantezin alırım. Ve burada A burada eksi 5 kalacağı için burası da A eksi 5 olur. Şimdi ben bunun ne olduğunu biliyormuşum? Tek sayı olduğunu biliyormuşum. Ne demiştim? Tekle tekin çarpımının tek sayı olduğu kazanımı soruluyor burada bak. iki tane sayının çarpımı tekse o halde bu da tektir bu da tektir. Ve dikkat et A eksi 5 sayısının tek sayı olduğunu biliyorsam eğer ben... A sayısı burada mutlaka çift sayıdır. Çünkü çiftten 5 çıkarsa tek kalır. O halde bu çiftse buranın tek olabilmesi için B'nin tek olması gerekiyor. Yani A çift, B tek. Hemen yazdım. A sayısı çift sayı, B sayısı tek sayıymış. Bunu elde ettim. Şimdi geldim öncüllere bakıyorum. Hangilerinin çift sayı olduğu sorulmuştu. 3 kere çift çift yapar. 2 kere tek çift yapar 2 ile çarpılmış. Çift de çiftin toplamı çifttir. Yani birinci öncül okey dedik. 2'ye geçtim. AB eksi 4B demiş. Şimdi A kere B çiftle tekin çarpımı çifttir. Bundan 4 ile çarpıldığı için çifti çıkarıyorum. Çiftten çift çıktı sonuç çift oldu. İkinci öncülü de aldım cebe attım. Burada çiftten teki çıkardım. Tek sayı kaldı. Teke 20 ekledim ve sonuç tek oldu arkadaşlar. Çift olan soruluyordu. Bu da gitti. O halde cevabımız bizim 1 ve 2 olacaktı diyebiliriz. Hemen şöyle düzelttim. 1 ve 2 dedim. Devam ediyorum. 27. kazanımla ABC birer tam sayı. A küp artı A artı B tekmiş. B kere C artı 8 B de çiftmiş gençler. Buna göre bu 3 tane sayıdan hangileri daima tek sayıdır diye soruluyor. Şimdi burada A küp artı A artı B'nin tek olduğunu biliyoruz ya. E şöyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? Şu ikisini A parantezine alırsam eğer A parantezinde A kare artı 1 gelecektir. Artı bir de B'miz var ve bu sonucun ben tek sayı olduğunu biliyorum. Güzel. Şimdi şurası 2 bu arada. Ee, eğer ki A sayısı tek olursa tek olursa ben tekin karesini alırsam tek gelecektir. Teke 1 eklersem burası çift olacaktır. Ve tek kere çift bana daima çift bir sayı verir. Çiftin üzerine B ekleyince sonuç tek oluyorsa B kesinlikle tektir diyebilirim artık. Ben B sayısının tek olması gerektiğini buldum. Şimdi geldim şu kısma. Burayı da B parantezine alırsam C artı 8 gelir. Eşittir bu da çiftmiş arkadaşlar. Şimdi B sayısının kesinlikle ne olduğunu bulmuştum ben. Tek. Eğer ki B sayısı tekse. B sayısı tekse ne olur biliyor musun? Burası tek. Çarpımları çiftse buranın çift olması gerekiyor. Ve C sayısı da bu sebepten kaynaklı çift olacaktır. Yani ABC için şunları buldum. A sayısını tek olarak ben kendim kabul ettim. B'yi tek buldum ve C'yi çift buldum. Peki A sayısını başlangıçta çift olarak kabul etmiş olsaydım o zaman ne olurdu? Şöyle diyeceğiz. Bakın şu kısmı sildim. A sayısını çift kabul ettim. Çifte bir ekledim burası tek oldu ama çiftle tekin çarpımı her halükarda çift olacaktır. Ve çifte tek eklersem sonuç yine tek olacak. Yani B yine tek ve B yine tekse C yine çift olacak. Yani A çift de olsa tek de olsa B tek C de çift oluyormuş. Tamam. Şimdi bu iki bilgiye göre daima diye sorulmuştu ya bu ikisini de sağlaması lazım. Bakıyorum C'den A çıkarsa demiş. Şimdi çiftten tek çıkarsa sonuç tek olacaktır. Güzel ama çiften çift çıkarsa sonuç çift olur. E hangisi daima tek sayıdır diye sorulmuştu. Ben çiften çifti çıkararak çift bulabiliyorum. Yani aksine örnek verebiliyorum. O halde bu gitti. B ile C'nin toplamı tek de çiftin ve tek de çiftin toplamı daima tektir. Daima tek olan soruluyordu. İkinci öncülü aldım cebe attım. Şöyle bakıyorum A kere B demişim. tekle tekin çarpımı tektir. Bir eklersem çift olur. E çift olabiliyorsa tek sayı olamıyormuş demektir. Bu da gitti. Yani tek sayı olamaya da biliyormuş demektir. Tamam doğrusu bu. Ve cevabımızın da yalnız 2 olması gerektiğini gördük gençler böylelikle. Ve bu videomuzun son sorusu kazanın bakış 28 arkadaşlar. Bir sonraki videoda ardışık sayılarla devam edeceğiz sizde. ABC sayma sayıları için A kere B artı A kere C artı 2BC. Bu ifade bir tek sayıymış. Şimdi gençler ben e, bunlar sayma sayıları olduğu için ve LC'yi çarptım. Sonucunun ne olduğunu bilmiyorum ama 2 ile çarptığım an bu kısmın çift olduğunu biliyorum. Burası çift. Güzel. Şimdi bunun sonucu neymiş? Tek. güzel. Çifti sağ tarafa gönderecek olursam AB ile AC'nin toplamının tekten çift çıktı. Tek sayı olması gerektiğini anlıyorum. Burayı da A parantezin alırsam B artı C kalacaktır. Eşittir. Tek dedim. Bakın yine aynı kazanım. Yılmadan usanmadan tekrar tekrar soruyoruz. Tekle tekin çarpımı ancak bana tek sayıyı verir. Tamam çaktın köfteyi. Nere, nerenin önemli olması gerektiğini artık çok iyi anladığını düşünüyorum ben. A sayısı kesinlikle tek. A, B, C diyelim. Büyük A değil. Küçük A kullanalım. A, B, C. A sayısının kesinlikle tek olması gerektiğini anladım. Şimdi B ile C'nin toplamı tekse bunlardan birisi çift, birisi tektir ama hangisinin tek, hangisinin çift olduğunu inanın bilmiyoruz. O halde B sayısı tek olabilir. Bu tekse bu çifttir. Eğer A sayısı tekse B çiftse mutlaka C sayısı tektir diyeceğim. Tamam şimdi ihtimaller bunlar. Daima tek sayı olan soruluyor. Aynı üstteki soru gibi. iki ihtimalde sağlaması gerekiyor. A üzeri B. Şimdi sayma sayısı bunlar unutma. Negatif diye bir şey yok arada. Sıfır da yok. Şimdi A üzeri B yani tekin tek kuvveti tektir. Ben bu tekin üzerine Çift eklersem tek olur. Lakin tek eklersem çift olur. Çift olabiliyorsa daima tek değildir. Bir gitti. B üzeri C. Yani tek üzeri çift veya çift üzeri tekten kaynaklı tek de olabilir, çift de olabilir. E şimdi ben buna tek de olabilir, çift de olabilir diyorsam üstüne A eklediğim zaman o da tek veya çift olabilir. Bu da gitti. 3'e bakıyorum. C üzeri A. Yani çiftin tek kuvveti. Şimdi çiftin tek kuvveti çifttir. Bunun üzerine B'yi eklemiş. Yani tek eklemiş. Çift artı tek bana tek bir sonuç verir. Lakin şuraya bakalım. Tekin tek kuvveti e, tek'tir. E, bu durumda B çift oluyordu. Teke çift dersem sonuç yine tek olacaktır. İşte bundan kaynaklı sonuç daima tek çıktığı için biz cevaba yalnız 3 diyeceğiz sevgili gençler. Evet. Bugün bu videomuzda 2 sayfalık bir ders işledik. E, kaç tane soru çözdük hatırlamıyorum ama yaklaşık 10 tane bir soru çözdük diye e, hatırlıyorum. 9 tane çözmüşüz. Ee, ve teknik çiftlik kavramını öğrendik sizle birlikte. Şimdi bir sonraki dersimizde ardışık sayıları ele alacağız arkadaşlar. Ardışık sayılar dersinde de yine birbirinden güzel kazanım örnekleri bulunuyor. Orada da yine iki sayfa e, konumuzu verdikten sonra sorularımızı çözdükten sonra ÖSYM bakış testini çözeceğiz beraber. ÖSYM bakış testinin videosu yarın gelecek. Bunu biliyorsunuz. Evet. Umarım keyif alıyorsundur. Keyif almandan ziyade daha çok Eğitici ve öğretici oluyordur senin için. Tabi eğitim ve öğretim sıkıcı değilse güzel oluyor. E, dediğim gibi hani ben bu konuları anlatmaktan keyif alıyorum. Ve bir insan bir işi keyifle yapıyorsa e, o işten faydalanan insanlar da aynı keyfi hissediyorlardır. O iş sıkıcı olmaktan çıkıyordur artık. E, emin olun böyle... ...zorla bu işi yapıyor olmuş olsaydım ki... ...şu an odanın içerisi bakıyorum... ...33.8 derece mesela... ...klima var ama salonda... ...burayı etkilemiyor hiçbir şekilde... ...kapı da kapalı... E, ...33.8 derece sıcaklıkta... E, ...eminim ki çok da nem de vardır... ...şu an burada... E, ...bu sıcaklıkta ben sizlere ders anlatıyorsam... ...ki bundan keyif aldığımı dile getiriyorsam... ...gerçekten keyif alıyorumdur... ...hiç e, sıkıntı yapmayın... ...umarım aynı keyfi sizler de hissediyorsunuzdur... ...aynı e, şekilde... Sizler de bu işten keyif alıp ben öğretirken sizler de öğreniyorsunuzdur diyelim. Evet gençler sonraki videomuz ardışık sayılar olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.